Merhabalar, ben Tübe Kişiner. Elazığ Fethi Tekin Şehir Hastanesi Hastane Günlüğü programı ile sizlerle beraberiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu hafta gerontoloji hakkında konuklarımla sohbet edeceğim. Konuklarım hastanemizin gerontologlarından Sayın Şükrü Özer Bolat ve Sayın Murat Çetin. Programımıza hoş geldiniz Şükrü Hanım ve Murat Bey. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gerontoloji biliyorsunuz çok bilinen bir alan değil. Biz bunun farkındalığını oluşturmak, meslek hakkında bilgi edinmek ve tanıtmak için buradayız. Bunun sohbetini yapmak istiyoruz. İlk olarak Şükriye Hanım'a şunu sormak istiyorum. Gerontoloji nedir? Bunun hakkında kısaca bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Gerontoloji yaşlılık bilimi olarak geçiyor. Yaşlanma ve yaşlılık bilimi multidisipliner ve interdisipliner bir alandır. Yaşlanma, yaşlılığın bedensel, sosyolojik, psikolojik ve tarihsel, kültürel tarifi, açıklaması ve değişimiyle ilgilenen gerontoloji, yaşlılık dönemi ve yaşlanma sürecini tüm boyutlarıyla inceleyen bir bilim dalıdır. Burada ben bir yere değinmek istiyorum. Geriatri ile çok fazla karıştırılıyor bu gerontoloji. Geriatri, yaşlı sağlığı, yaşlılık hastalıkları ile ilgilenirken, gerontoloji ise yaşlanma süreci ve yaşlılık dönemiyle ilgilenmektedir. Murat Bey, şunu sormak istiyorum. Gerontologlar ne iş yapar? Çalışma alanları neler? Tabii gerontologlar, öncelikle Sağlık Bakanlığı gerontologların meslek tanımından ben bahsetmek istiyorum, görevlerinden. Gerontologlar yaşlının kendisi, ailesi ve bakım vereniyle birincil görüşmeler yapar. Bu görüşmeler neticesinde yaşlılara geriatrik bir hizmetleri planlar. Bunların takibini sağlar. Daha sonrasında gerekli birimlerle iletişime geçerek yaşlının en iyi şekilde hizmet almasını sağlar. Aslında gerontologların hastanelerde yaptığı en önemli çalışmalar bunlardır. Bunların yanı sıra gerontolojik değerlendirme raporlarını düzenler. Evlere giderek yaşlıların evlerinde onların yaşam alanlarında onları kontrol eder, muayenelerini gerçekleştirir, ergonomik çalışmaları sağlar. Yaşlının ne gibi hizmete ihtiyacı var? Bunu tespitini sağlar. Daha sonrasında bununla ilgili planlamaları yaparak yaşlının en iyi şekilde, başarılı bir şekilde evinde yaşanmasını sağlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi gerontologlar hakkında bilgi edindik. Ama gerontologlar hangi yaş grubuyla ilgilenir? Aklınıza bu soru takıldı. Kısaca bilgi verebilir miyim? Tabii ki de. Yaşlanma anne karnından başlayan bir süreçtir. Bu yüzden hani gerontologlar sadece 65 yaş üstüyle ilgilenir demek doğru bir tabir olmayacaktır. Ama Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı 65 yaş ve üzeri bireyler olarak tanımlamaktadır. Bu yüzden gerontologlar 65 yaş ve üstü yaşlı bireylerimizle ilgilenir. Onların daha sağlıklı bir hayat sürmelerini amaçlamaktadır. Gerontologların geçmişimizi, tecrübelerini günümüze aktaran ve hayatımızın önemli hazineleri olan yaşlılarımız için ne tür hizmet vermektedir? Bunun bilgisini Şükriye Hanım'dan alacağız. Biz polikliniklerimizde Elazığ'da yaşayan 80 yaş ve üzeri yaşlılarımızın evine doktorumuz, hemşiremiz ve gerontologumuz olarak gidiyoruz. Evlerinde değerlendirmelerini yapıyoruz. Doktorumuz muayenesini yapıyor, hemşiremiz vitallerine bakıyor. Biz de kapsamlı geriatrik değerlendirme ölçeğini alıp bir sonraki şeyde rutin olarak 3 ayda bir düzenli muayenelerini yapıyoruz. Olur da eğer ekstra bir talepleri olursa onları da elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Gerontolojik hizmetlerden faydalanabilmek için bir başvuru yapabiliyor muyuz? Yapılabiliyorsa başvuru yöntemleri nelerdir? Elazığ'da şu anda Sağlıklı Yaşanma Polikliniği olarak hizmet vermekteyiz biz ilk önce. Buraya başvuru yapabilmek için öncelikle evde bakımın Türkiye geneli bir telefon numarası var. 444-38-33. Bu numarayı arayarak ayrıca Elazığ'da bizim Sağlıklı Yaşanma Polikliniğimizin 424-606-3107 ve 424-606-3089 telefon numaralarını arayarak bu polikliniklere başvuru yapabilirler. Değerli konuklarıma verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ediyorum. Eminim ki bizi izleyen birçok kişi bu bilgilerden fayda sağlayacaktır. Bir sonraki Hastane Günlüğü programında yeni konu ve konuklarımla sizlerle bir arada olmak dileğiyle sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.